Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yılını değerlendireceğimiz bir toplantıda birlikteyiz. Biz boşa geçen 4 yıl diyoruz, biraz sonra anlatacağız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçim vaatleri üzerinden bir değerlendirme yapmak isterim öncelikle. Tabii seçimde söz verip yapmamak eski Türkiye'nin kötü siyasetçilerinin yöntemiydi. 2019 seçimlerinde Ankaralıların kararı 19 ilçede AK Parti, 3 tane ilçede Milliyetçi Hareket Partisi olmak üzere Cumhur İttifakı'ndan yana oldu. Büyükşehir'de de CHP'den yana tercih kullandı Ankara'nın. Buna saygı duyuyoruz elbette. Mansur Yavaş seçim zamanı bir takım sözler vermişti, vaatlerde bulmuştu. 2019 yılından bugüne 4 yıl 2 ay geçti. Şimdi bazı sözlerine bakalım. Verilen sözler neydi? Neler yapılmadı bugüne kadar? Bunları bir değerlendirelim. Kısa bir videomuz var. Havaalanı değil. Aşağı yukarı 1 milyar 800 milyon dolarlık bir proje. 60 kilometreye yakın metroyu bitireceğiz. 9-10 ay gibi sürede keşfini ve projesini hazırlıyoruz. Daha sonra da ihale yapıp 4 yıl bitmeden de Ankara halkının inşallah hizmetini sunacağız. Hayır, daha önce belediyenin kaynaklarıyla bu metro inşaatları karşılanamadığı için hatta bakan siz şimdi başka yerlerden tasarruf edip mi yaparım diyorsunuz? Yapılabilir. Cam kaynak dediniz mi? Bunlar mı yapılabilir de alt üst geçitlerle trafiği çözmeye çalışıyoruz. Yapılabilir de kaynak sıkıntısı diye bir sıkıntı olacağına ben inanmıyorum. Ankara'da bütün projeleri gerçekleştirecek bir kaynak yerin var. Yerin altından geçirir bir şekilde ulusun da Cumhuriyet dönemi eserlerinin hepsini ortaya çıkaran bir şekilde yapmıştım. Şimdi onu daha da geliştirdim. Mutlaka bütün semtlerde okul öncesi eğitim ve kreşi artık. Özellikle o mahalleler olmak üzere, Mamak, Şentepe gibi mahalleler başta olmak üzere, buraları 24 saat açıp, kesinlikle su parasını 2-3 kuruşa indiriyoruz. Zaten onlarda bizim bir hakkımız yok. Hepsini güneş enerjisi takıyoruz. Bir daha siz köyde yaşayın. Masrafı barajlarımızın üzerinde de bunlardan yer alacak. Yani buharlaşmayı önleyecek. Güneş enerjilerini. Bunlar güneş enerjisi. Bunlar güneş enerjisi. Evet, evet. Bakın bu barajı yapacağım. Şimdi bunları birkaç başlık altında inceleyeceğiz. Ulaşım vaatleri başlığı altında şöyle söylemişti. En büyük iddiam ulaşım konusunda demişti. Trafik sıkıntısı var. Metro ve raylı sistemle çözeceğim demişti. Şimdi biraz önce gazeteci arkadaşlarımızla görüştüğümüzde trafiğin ne kadar sıkışık olduğunu kendileri ifade ettiler. Peki bu sorunu çözdü mü? Hayır. 5 yıl içerisinde 58 kilometre metro planlıyoruz. 9 ayda projelerini tamamlayacağız. 4 yılda da hepsini kendi öz kaynağıyla yapacağız dedi. Ama maalesef yapmadı. Sadece 8 kilometre dikim evi NATO yolu hattının projesini ancak tamamladı. Şu ana kadar 1 kilometre bile metro yapmadı. Mamak metrosu ile ilgili 8 milyarlık kredinin onayını Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden biz verdik. Bu yurt dışı finansmanla çözüleceği için kıymetli Cumhurbaşkanımız kredinin hazine garantisi ile olmasını onayladı, bunu imzaladı. Ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, biraz sonra bahsedeceğiz, başka işlere daldığı için Mamak metrosu hayal oldu. Başka bir konu, Hacettepe Bilkent ODTÜ'den geçen bir raylı sistem yapacağız dedi, yapamadı. Kızılay'ı araç trafiğine kapatarak Cebeci dış kapı istikametinde trelebus yapacağım dedi, yapamadı. Kızılay'a dört bir yerden dikim evi, dış kapı, 5 evler, dikim evinden ücretsiz servis koyacağız dedi, yapamadı. Monoray sistemi yapacağız dedi ama onu da yapamadı. Ulus trafiğini yerin altına alacağız dedi, yapamadı. Ulus tarihi kent projesiyle Kızılay'a açık hava alışveriş merkezi yapacağım dedi, yapmadı. İnsanların güvenli bir şekilde kullanabileceği toplamda en az 32 kilometrelik bisiklet yolunu şehrimizde kazandıracağız dedi, yapmadı. Biz insana dayalı bir trafik öngörüyoruz. İnsanların birçoğunun yürümesini istiyoruz. Yürümenin 51 faydası var. Bunları proje olarak göstereceğiz dedi. Biz bugüne kadar görmedik bu yürümenin 51 faydasını anlattığı bir çalışmayı. Pik saatlerde, yoğun saatlerde ücret daha pahalı olacak. Zararı öyle telafi etmeyi düşünüyoruz dedi. Yapmadı. Sayısal verilere bakalım biraz da. Ankara'da sadece otomobil sayısı her yıl ortalama 70 binden fazla artıyor. Şehrin nüfusu da her yıl artıyor. 2009 yılından bugüne seçmen sayısı 360 bin artmış. Bu kadar nüfus ve araç sayısı artmasına rağmen 5-6 tane alt geçit ve üst geçit haricinde ulaşım konusunda Ankara'da yapılan tek bir çalışma, tek bir proje yok. Şunu söyleyebiliriz. Ankara'da artık
ulaşım sorunu var. Şehir canlı bir organizmadır. Gün içinde yüz binlerce araç ve milyonlarca insan bir yerden diğer yere dur hareket eder. Şehir demek aslında hareket demektir. Bu çerçevede 4 yılda Sayın Mansur Yavaş hiçbir alternatif proje uygulamaya geçirememiştir. Toplu taşıma için 1 kilometre bile metro ya da başka bir alternatif ulaşım sistemi yapamamıştır. Ulaşım konusunda mevcut sistemi bile işletmekten acizdir Mansur Yavaş. Onlarca otobüs arızalı ve bölge garajlarında yatmaktadır, yani çalışmamaktadır. Otobüsleri tamir bile etmekten aciz bir yönetim var Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde. Ankara hattında da benzer bir durum söz konusu. Trenler arızalı ve depolarda yatmakta. Dikimevi durağı ise hemen yakınımızda, Dikimevi durağı ise tek taraflı olarak arızalı bir şekilde hizmet verememekte. Yani mevcut ulaşım araçlarını bile verimli olarak kullanmaktan aciz bir Ankara Büyükşehir Belediyesi var karşımızda. Seçim öncesi Büyükşehir'in bütçesi kendine yeter, metro dahil tüm projeleri de kendi bütçesiyle yapar diyen Mansur Yavaş, seçim sonrası hemen hemen her meclis toplantısında borç kullanmak için yazı göndermiştir meclise. Ulaşım konusunda da Mansur Yavaş, otobüs ihtiyacı olduğunu söyleyerek 60 milyon euroluk, yani yaklaşık 1,5 milyar liralık kredi talebinde bulunmuştur. Biz meclis olarak tüm kredi taleplerine onay verdiğimiz gibi 60 milyon euroluk krediye de onay verdik ve 300 otobüsün alımını yaptılar. 300 otobüs bizim onay verdiğimiz krediyle yapıldı. Öz kaynaklarıyla olmadı. Üstelik o tarihte Sayın Mansur Yavaş bir kuruş kredi kullanmadık diye de çeşitli toplantılarda ifade etti. Maalesef burada da yalan söyledi. Kendi söyledikleri bu yalana kendileri inanıyor ve kendi genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu da otobüslerle ilgili yapılan bir törende şöyle söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanımız 4 milyar lira borç ödedim dedi. Hiç borç almadım dedi. Demek ki borç almadan da otobüs alabiliyorsun. Demek ki borcu almadan da ve borçları ödeyerek de bir kenti yönetebiliyorsun. Evet, böyle söyledi Sayın Kılıçdaroğlu. Evet, bunlar böyle. Yalanı kendi söylüyor ve kendine inanıyor. İşin kötüsü maalesef bu algıya kapılan başka insanlar da olabiliyor. Kocama diyorlar ki halkımız tabii, kocaman adam bunlar, yalan söyler mi diyorlar. Yalan ve algı üzerinden bir sosyal medya belediyeciliği yapılıyor Ankara'da. Ben tanırsan sevmezsin demiştim, tam da bu gerçekleşiyor. Sonuç olarak Ankara'da artık ulaşım sorunu var. Bu tam bir beceriksizliktir. Ve bunun tek sorumlusu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'tır.